Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Merhaba. Bugün kanalımızı Zeynep'le açıyoruz. Aslında bugün videoyu kapatmıştım. Çocuk odamı da temizleyemedim. Yarına kaldı. Ama mutfağımı sildim, açtım halımı falan. Neyse, Zeynep yaklaşık benim canım olur kendi. Artık tanımayanınız yok. Zeynep bu arada arkadaşlar, 10 gündür mü Zeynep? Belki daha fazlası var. Sürekli abla hadi bize gel, abla hadi bize gel. Abla hadi, neresiydi orası? Ekleristan. Hadi, neydi onun adı? Adı neydi? Ekler. Ekler yemeye gidelim. Böyle benim ne zaman ruhum sıkışık olsa, stresli olsam, Zeynep beni hiç bırakmaz. Bilir ki çok stresli, beni çıkarmak için çok uğraşır. Ama başarılı olduğu konusunda bilmiyorum. Hiç başarılı değil. Çünkü ben çıkamıyorum. Çıkmak istemiyorum, korkuyorum falan diyorum. Zeyno beni elleme. Yalvarıyorum beni elleme Zeyno diye. Allah razı olsun, canımdır. Bugün yine yazdı. Dedim ki Zeyno çok yorgunum. O da ki ben de yorgunum. Ne yapsak? Zeynep'in de çocukları Emrah abi gezdirmeye götürmüş. Dedi hadi bana gel. Ben ama şeyle yazıyorum. Bir yere gidemem Zeyno. Derken hadi bana gel dedi. Ben de iyi dedim. Zeynep de şimdi Zeynep'e gideceğiz. Zeynep geldi beni aldı. Bir markete gideceğiz. Çerez falan alacakmış Zeyno yemek için. Oradan da Zeynep'in balkonunda çay içeceğiz. Keyif yapacağız bugün. Kendimize müsaade ettiğimiz, of verdiğimiz bir gün arkadaşlar hayattan. Elif de uyuyordu. Fatih de uyumayı tercih ettiği için Elif'le birlikte. Onların da keyfi yerinde çok şükür. Biz de hem yürüyüş yapalım, alıp oradan da geri döneceğiz ama buradan sonra mesafe bayağı uzuyor değil mi senin evin? Ay. Neyse, güzel geçsin inşallah. Biz Zeynep'le keyif alacağız oturmadan. Hatta böyle telefon açtı evde. Fatih dedim ki dinle dinle, sen bana söylemiyorsun bunları. Dedim ki Zeynep ne olur, şaka yaptım dedi. Şaka yaptıysan gelmeyeyim dedim, ben de dinleneyim, sen de dinlen. Yok dedi, ben seninle dinleniyorum. De ne dedin Zeyno? Seninle olunca mı mutlu oluyorum? Aynen. Seninle olunca mutlu oluyorum dedi. Fatih dedi. Fatih'im ki dinle Zeyno, lütfen tekrar söyler misin? Hem hoparlörü açtım, Fatih dinle diye. Canım olur. Allah razı olsun. Şimdi Zeynep'le biraz vakit geçireceğiz. Biraz kafamız lazım. İkimizin de ihtiyacı var. Öyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar biz Zeynep'e geldik. Zeynep açmış. O kendini oda çekiyor görünmesin diye. Zeyno ya. O kendine böyle biraz pilav üstü yemek koyuyor. Çayı demlemiş çıkmıştı zaten. Öyle konuşmuştuk, ayarlamıştık. Şimdi bardakları da hazırladık. Balkona çıkacağız. Böyle balkonda çayı demlenmiş değil mi? Balkonda böyle açmış. Şu köşe çok güzel, rüzgar alıyor. Çünkü aşırı sıcak evler artık. Buraya oturacağız. Zeynep'in manzarası da bu. Daha önce de geldiğimde göstermiştim. Önceden hatırlayanlarımız vardır. Burada oturacağız bugün. Böyle biraz nefes alacağız. Din 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 kış dedik şarkıyı, kış dedik, kış dedik şarkıyı. Allah'ım ya Rabbim, uyuyor muçun, gülüyor muçun, uyuyor muçun, gülüyor muçun. Seni severim, seni çok severim annem. Den 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 den. Acıyor mu yine annem? Acıyor mu yine? Geçer bir tanem, geçer. Ceker hafı kıkır diye bir de. He annem. Tamam annem. Hadi uyuyalım artık. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? İkinci gün oluyor bugün. Dün akşam da çekmiştim Zeynep'le birlikte. Elif Ada'yla kalktık. Evet, sabah 5'te uyuduk değil mi Elif Ada? Değil mi? Elif Ada dün gece böyle sürekli kucakta olmak istedi. Ayakta sallanmak istedi. Aramızda aldık yatırdık, yine durmadı. Sonra ben uyumuşum artık 5.30 gibi. Fatih bakmış. Saat 7.30 8'e doğru zaten işe gidiyor. Sonra saat 9'a doğru ben yeniden kalktım falan derken kahvaltı yapacağım şimdi. Elif Ada'nın ilaçlarını verdim. Karnını doyurdum. Saat 1'e geliyor. Ben ancak kahvaltımı yapabiliyorum.
Güzel bir gün olsun. Dedesiyle babaannesi geliyor bugün Elif adın. Evet. Yemek hazırlayacağız inşallah. Ne yaparım bilmiyorum. Aklımda bir yemek yok ama yemek hazırlamam gerekiyor. Bakalım. Gelçin babaanneşiyle dedesi kızımın. Hafta içi de annesiyle dedesi gelecek değil mi kızım? Kurban olayım. Seni görmeye geliyor dedegil. Hadi bakalım. Güzel bir gün olsun inşallah. Şanslı. Şaşkın gözlerle izledim olanı biteni. Sana çarpılı gözlerim yokluğunla böyle beni. Şapkınlığına bir kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. Buraları toparladım arkadaşlar. Şimdi robot süpürgeydi. Aşkım böyle. İçine robot süpürge süpürsün. Ben de çocuk odamı toparlayayım. Çocuk odası halinde gösterimse tatam. Burada çamaşırlarım var, katlanacak. Bu çocuk odasının halısı yıkandı. Perdesini dün akşam Fatih taktı sağ olsun. Ben böyle buraları toparlayacağım. Sadece bir dağınıklık var. Asıl olay burada. Ütü yapmam lazım. Bugün akşam ya da yarın akşam yapmam lazım ki buradan kaldırayım. Pazartesi günü annemler geliyor çünkü. Yine burada. Hadi hızlanalım. Bitirelim inşallah. Elif, canımın içi Elif. İyi misin? Müzik dinliyor Elif. Evet annem. Böyle evi toparlıyorum ben de bir taraftan. Mutfağımda toparlamam gerekiyor. Şanslı neredesin? Hadi oradan çıkalım gel. Gel hadi oradan çıkalım robot. Gel buraya gelmiş bile. Hadi gel. Geldim. Geldiler. Babaanneyle dede geldi aşkım. Seni çok özlemişlerdi ya aşkım. Evet. Çay koydum ben de. Evet annem. Geldiler babaanneyle dede. Özledin mi sen de? Çok özledin değil mi anneciğim babaanneyle dedeyi? Evet kuzum. Oy. Hadi açalım kapıyı. Avokadona baktın mı bu taraftaki? Hadi bir bak bakalım. He? Babamın avokadosu var ya burada. Burada daha çok var. Ha, iyiler değil mi? Ben aşağıları görmüyorum çünkü. He. Çok yağmur yağdı. Babam bahçeye diktiği avokadoları kontrol ediyor. Kontrol ekibi bahçeyi kontrol ediyorlar yukarıya çıkmadan. Evet ben gördüm. Bayağı büyümüşler. Daha büyükleri de var baba. Bu sene olacak sanki. Limon yok ama herhalde. Portakal var bahçede ona bakıyorlar. Zeytin, limon, yeni dünya, dut, zeytin. Robot süpürge süpürmeye devam ediyor. Elif adam inliyor şimdi uyuyor. Uyuyor mu? Ay sessiz sakin bakışına. Ay sessiz sakin bakışına. Annemler böyle erik getirmiş. Köyümüzün eriği. Bayağı büyümüşler. Nasıl göstereyim size ama bayağı olmuş. Böyle bakla, taze bakla. Burada soğan var. Yeşil soğan. Altında da marul ve yine yeşil soğan var. Böyle marullar var. Gülün annemler namazlarını kılıp gelecekler arkadaşlar. Ben de böyle çamaşırlarımı buraya getirdim Elif adanın yanına. Robot süpürge çalışıyor diye her şey böyle ayakta. Şimdi katlayacağım. Odayı hemen Gülün annem Elif'le ilgilenirken odayı hemen toparlarım. Onlarla bir çay içerim önce. Sonra da yemek hazırlığına girişeceğim. Belki onlar gelene kadar odayı toplamış olurum. Bir tek süpürüp silmesi kalır. Gece de ütüleri yaparım Allah izin verirse. Böyle devam ediyorum ben onlar gelene kadar halledebildiklerimi yapayım. Ay kurban olurum annem nereye vurduk biz burayı? Morarmış dizi ya. Dün bebek arabasına mı çarptık anne? Hı? Bebek arabasına mı vurduk? Hiç fark etmedim ya anneciğim. Acıdı mı acaba Elif adı? Oy kıyamam ben sana. Oy kıyamam ben sana. Öpeyim de geçsin mi? Oh. Öpeyim de geçsin papatyam. Hiç kıyamam ben sana. Şu aynı sefa kremi arkadaşlar farmasının iyi geliyor. Bir sürelim Elif adaya. Nasıl tuttu? Tıynaklayın mı uzadı seni? Şimdi tıynaklayını. Tırnaklarını da keselim tamam mı? Tamam mı? Oy oy. Çok hafif burnunda böyle hırıltısı kaldı. Onu da alerjik astım ilaçlarıyla
Yani bütün antibiyotikler, her şeyi bitirdik. Ventolin, Bedeport falan. Sadece alerjik astım ilacını, gece koruyucusu Zespira'yı ve epilepsi ilacını veriyoruz. Evet. Ne oldu, heyecan mı yaptın? Kalp atışın biraz yüksek sanki. Düzelir anneciğim, rahatlar. Hadi kıcıma benim. Tatlı kıcıma. Geçer kıcıma. Ele kıcıma. Allah. Ne oldu kızım? Ne oldu annem bu? Hadi hop bak. Hop bak de hop bak. Kaldıramadın mı babaanne beni de? Kim gelmiş annem, kim annem? Annem babaanne gelmiş. Babaanne gelmiş. Hatta kızım benim. Güzel kızım benim. Neden kızım sen? He? Çok hastalandı babaannesi ve bir aydır. Çok mu oldu bunu? Hele şu ya. Hele şu ya. Ne? Hiç. Hiç vallahi yavrum. Sen. Sen. Dedesi gel, dedesi nasıl gülüyor? Bak. Dişi yok dedesi bunun. Mutfakta. Cik. Cik. Gıcık. Dedesi bak, dedesi gel. Hele gülüşüne, dişi yok dedesi bir bak. Dişi yok dedesi bir bak. Gıt. Kıt. Gösterdi dede ya. Geldi dede. Bak dedesi bak. Yok dedesi yok. Yok onun dişi yok. Aferin sana. Sen babaanne gibi mi bekliyordun gülmek için? Yeter. Gülüverdim bitti. Annen senin göbeğin olmadığını iddia ediyorum. Baba senin göbeğine bakacak mısın? Senin göbek de çıkmış bana. Yağmur. Yağmur da geliyor. Sen de geliyorsun. 2-3 defa sen geldi bana. Arkadaşlar yemeklerimi yaptım. Elif adayı Gül'le annem ayağında sallıyor. Fatih de geldi. Hasan babam eve yatmaya geçti biraz. Ben de böyle ıspanak pişirdim, bulgurlu. Böyle mercimek çorbası yaptım. Blender'dan çekeceğim. Ve üzerine de biraz nane ekleyeceğim. Burada da barbunya. İç barbunya arkadaşlar. İçini Gül'le annemle birlikte çıkardık çay içerken. Onu pişirdim. Burada pirincimi ıslattım. Pirinç pilavı yapacağım. Burada salatamı doğradım. Şimdi onun da kapağını kapatalım. Şöyle beklesin bizi. Hoppa. Evet, ezmeyelim böyle. Yemeklerim hazır. Pilavımı da yaptım mı tamamdır. 2 günlük yaptım özellikle arkadaşlar. Yarın biz özel bir yere davetliyiz. Özel gereksinimli bir kuzumuzun doğum gününe davetliyiz. İnşallah yarın nasip olursa oraya gideceğiz. O yüzden 3'te doğum günü. Akşamüstü gelirsek hani yemek telaşım olmasın diye çorbayı, pilavı fazlaca yaptım. Ana yemek yetmezse yine bir şeyler yaparım Allah'ın izniyle diye. Salatamı da 2 günlük yaptım. Kapatacağım saklama kabında, o da bekler bizi. Arkadaşlar pilavımı da koydum. Çorbamı da blenderdan geçirdim. Pilavım da pişsin, sofrayı hazırlayacağım. Yemeklerimi hazırladım. Bir tane de kavun kestim arkadaşlar. Elif de uyanmış. Annem sesleniyor. Bakalım Elif de ne yapıyor. Çıktık hadi. Seviniyordun ya, ne oldu? Çikicik. Ay kuzum benim, kurban olurum senin yaradını. Hele tipini. Çok şükür. Annem. Tipini. Arkadaşlar biz şimdi Fatih'le birlikte dışarıya çıkıyoruz. Daha doğrusu yarın özel bir çocuğa, çok özel. Evet, straşına bakıyor.
Özel gereksinim bir kuzumuz var bizim. Biz Şirin'le sürekli konuşuruz, muhabbet ederiz. Ne zaman böyle ruhu sıkısı arar. Canımdır Şirin, Allah razı olsun. Onunla Alpaslan'ın, Oğuz hocamız da ortak fizyoterapistimiz. Oğuz hocamız sayesinde tanıştık biz Şirin'le. Yarın doğum günü var Alpaslan'ın. Onun için hediye bakmaya gidiyoruz. Fatih'le birlikte. Kayınvalidemle Hasan babam da Elif Adaya bakıyorlar. O kadar memnun oldular ki ben yalnız gidecektim. Elif Adaya biz bakarız dediler. Fatih'i de gönderdiler. Hadi birlikte gidin, baş başa gidin diye. Allah razı olsun. Yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımı toparladım. Çıktık. Gidiyoruz şimdi. Elif Adada ilginç bugün. Günlerdir taklatıyoruz Fatih'le birlikte böyle. Hani mutlu olsun. Fatih beni arıyor. 2 gün boyunca aşkım hiç gülmedi mi? Hiç gülmüyor mu? Tebessüm etmiyor mu diye. Bugün Elif Ada babaannesi gelince gülmeye başladı. Dün ben böyle zorla dur patlatacağım topu. Geçti. Dün ben zorla böyle oyunlar oynatarak güldürmeye çalışıyordum. Bugün kendi kendine babaannesini gören Elif Ada mutlu. Ona da güvenerek çıktık Fatih'le birlikte. Yoksa yine çıkmazdık. Şimdi gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik Fatih'le. Eras'ta AVM var oraya. Hem Fatih'in haberi yok şu anda ama Elif Ada bana dedi ki babacığıma babalar günü hediyesi al dedi. Fısıldadı bana meleğim. Hem Fatih'e babalar günü hediyesi de alacağım. Bu arada haberi yoktu, şu anda öğrendi. Elif Ada sıkı sıkı tembihledi bana. Babalar günü hediyesi alalım Fatih'e birlikte. Yarın Elif Ada minnoşumu da versin babasına inşallah. Bir baksın bakalım neler beğenecek. Derin yoğurdu. çok güzel ayakkabı. Nasıl? Rahat mı? Tamam, çiftini de dene. Al oradan aşkım da. 41 var ama canım. Dene, 41'i de var. Ya hediye alınmak. Çocuk gibi oluyor, insanlıkta oluyor. 41 aşkım ben baktım. Üzerinde de şöyle Mercedes ama yakar Antalya'da. Arkasında yeşil detayları var. Şu tişört bir de şort alabiliriz babamıza. Her şeyin en güzelini hak ediyor bizim babamız çünkü. Tamam, 41 daha rahat. Ama ikisini de giy aşkım da öyle bak. Sen ayakkabıda çünkü çok rahat edemiyorum biliyorsun. İyi mi? Değmiyor değil mi baş parmağın? Değiyor mu? Açar mı acaba? Boydan açmaz. Yanlar açar. Çocuk bakayım. Arka ittir öne bakayım. Ay yok, bu tam oturmuş ayağına. Teke bak, onu giyeyim de ama. Rahat mısın ama? Rahatsan olabilir aşkım. Rahatlığına bak. Ama boydan açmaz. Taraklardan açar. Boy tam oturduysa. Hadi bak bakalım. Evet, bence de 41 olur. Bir de şöyle bir şort bulduk. Onu da deneyecek. Böyle Alpaslan'ın kardeşi nefes var. Nefese de alayım dedim böyle. Bir tane de nefes alacağım. Bu elbiselere bayıldım. Tabii ki Elif Ada'ya da alacağım. Ama Elif Ada'nın hiç giymediği bir renk olsun istiyorum. Yeşil. Şöyle benim de böyle bir elbisem var çünkü. Minnoş'una takım giyiniriz. Bakalım bulabilecek miyim yaşını. 4, 5, 5, 5, 7. Şu. Evet. Bunu da Elif Ada minnoşuma alacağım. Çok güzel. Bunu. Evet. Sanki 4-5, bir de ona bakmak istiyorum ama Elif Ada'ya bu olur mu? Küçük olabilir. Neyse, olmazsa değiştiririm. Renklerin güzelliği. Şuna da bayıldım. Rengine. Bakalım. Çok güzel şeyler var. Ay şunlara. Doğum günü için böyle bir şeyler bakabilirim buradan. Aa, çok güzeller. Şunun güzelliğine bakın. Şunlar çok güzeller. Şunlara. Siz bakalım. Öyle doldurduk elimizi kolumuzu. Babalarımıza da aldık. Hasan babam burada tevafuk. Babalar günü de güzel oldu. Pazartesi günü de Mehmet babam geleceği için benim babam. Dedik ki babalar günü olmaz. İkisine de aldık bir şeyler. Gömlek. Neyse, eve gidince gösteririm şimdi. Şimdi bakalım. Evde gösteririm size de neler aldım. Hadi, güneş gözlüğü ihtiyacımız vardı. Bir gösterebilir miyiz? Elif Ada, güneş gözlüğü aldık. Tamam.
Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi biz alışverişi bitirdik. Dondurma yiyen biri. Eve gidiyoruz. Hasan babam çay demlemiş. Fatih'le konuşmuşlardı. Elif adamın keyfi yerindeymiş. Çay demleyin biz geliyoruz demişti. Biz hala gidemedik. Elif adaya gözlük aldık. Gidince göstereceğim inşallah size müsait olduğumda. Gidiyoruz şimdi eve. Eğer bugün müsait olup gösteremezsem yarın mutlaka gösteririm aldıklarımı. Şimdi gidiyoruz. O zaman hazırla. Yarın seni istemeye geliyorlar. Ne? Kim? Kim ne istemez? Aman kızım. Aman kızım. Aman kızım. Einstein ne demiş? Selamaktan daha zordur. Bu vesileyle selam et. Ne oluyor lan? Dayı ne oluyor lan? Lan şişt. Dur. Düğün yerine geçiyoruz. Yaşar Bey de kendileri direkt olarak düğün yerine geçecekler. Çal abi de vurursun beye. Haydi bakalım lütfen. Haydi. Bu cepte hep kaldırdığın dayı. Çiki çiki çiki. Şimdi harbide. Hoppa. Mut boynuna sokuyorsun orada. Hop gazını çıkarsın. Kutlamalar gün kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Annem. Günaydın annem. Sen babanın babalar günü kutladın mı? Sabahtan beri kutluyorum anne mi diyorsun? Elif Ada bana söylemiştin ya. Babama hediye al anneciğim diye. Aldım. Birazdan ver tamam mı babana? Tamam mı seçti baba dün? Tamam mı? Sen de babana ver hediyelerini. Evet. Olur mu? Baba duymasın. Tamam mı? Tamam mı? Evet giyinelim ver tamam mı? Oh canımın içi benim. Kardeşlerinin adına, kendi adına ver tamam mı? Tam üç parça aldık. Biri Eymen'in, biri Amine'nin, bir de senin için. Tamam mı? Evet. Evet bir tanem. Seni çok seviyorum kızım benim. Şimdi arkadaşlar Güllü annem geldi. Elif adayı hazırlıyor. Ben de böyle biraz makyaj yapayım istiyorum. Özel bir gün olduğu için. Böyle bu renklerden şeyler sırayım diyorum, şöyle doreli yani şöyle parlak olsun biraz diye şöyle bir makyaj yapacağım. Elif, hadi. Giydirdin mi babaanne seni? Babaannesi giydirdi, kızım hazır. Anne şey badisin içine sokalım olur mu? Hey annem, gülüyordun ya, ne oldu? Ne oldu? Kendi başına güldüm vallahi gerçekten. Elif. Arkadaşlar ben de giyindim. Böyle bir elbise, makyaj yaptım. Görünüyor mu, belli oluyor mu? Böyle özel olsun istedim. O yüzden de böyle giyindim. Elif adayı da babaannesi giydirdi. Hasan babamlar da içerideler. Fatih pazara gitti geldi. Giyindik. Fatih de hazır. Bir yarım saat sonra çıkarız büyük ihtimalle. Aldıklarımı hala gösteremedim ama gelince inşallah göstermeye çalışacağım. Bu oda gördüğünüz üzere hala toparlayamadım. Burada da aldıklarımız. Kendim bayramlık bir şeyler aldım. Onları da gelince göstereceğim size inşallah. Bu da götüreceğimiz hediye paketi. Babalar günü için de Hasan babama ve Mehmet babama da aldık. Onları gelince göstereceğim. Ya böyle. Kendimi iyi hissettim makyaj yapınca. Bilmiyorum beğendiniz mi? Böyle biraz sinirler sürdüm ama o da böyle biraz dağıldı. Ama güzel oldu bence. Hazırım. Elif de hazır. Birazdan çıkacağız. Hazırız biz. Biz gidiyoruz biz değil mi anneciğim? Çok özel bir çocuğun doğum gününe gidiyor Elif Ada. Kardeşinin doğum gününe gidiyor. Güzel bir gün arkadaşlar çünkü özel gereksinimli bir kuzumuzun yani Elif Ada'nın arkadaşı oluyor. Elif Ada'nın arkadaşının doğum gününe gidiyoruz. Bu da o kadar mutlu hissettiriyor ki benim meleğim gibi bir meleğin doğum gününe gitmek inşallah. Şimdi çıkıyoruz evden. Allah izin verirse. Oh. Hadi bir gülteyiz hoşlara. Ne oldu? Ne oldu? Ha, miden mi ağzına geldi? Ay kurban olurum. Hazırız. Şuna bir bakın hele. Hele şuna bir bakın hele.
Arkadaşlar biz şimdi arabayı park ettik. Böyle kafelerin olduğu bir yerde, Atatürk Parkı'nda. Böyle gidiyoruz şimdi. Elif Adan'ın minnoşluğu. Peki, güneş gözlüğünü size göstereceğim diye poşete koymuştum. Orada unutmuşum. Ay minnoşum ya. Bugün de Lila ile konseptiyle güneş gözlüğü de güzel olacaktı morla. Ama anne unuttu. Neyse sağlık olsun, güneş kremini sürdük. Şimdi kafeyi bulacağız arkadaşlar, bilmiyoruz da yerini. Arabayı park edecek yer bulamayız diye böyle yürüyelim dedik. Bak şurada şeyler yazıyor, kafelerin ismi aşkı. Adam sola mı dönün demişti. Great Beat, Great Sahne. Evet. Aşağı mı döneceğiz? Bilmiyorum ki herhalde. Aşağıya mı? Bilmiyorum ki. Soralım mı? Bayağı da mesafesi var gibi duruyor arkadaşlar. Araba da gidiyor. Yer bulamayız diye endişe etmiştik ama keşke arabayla gelseydik. Neyse hava dalıyor Elif'a da. Böyle bakalım. İyi tarafından. Şimdi gidiyoruz. Güneşim benim. Gölgede gözünü açıyor. Güneş de yine kapatıyor. Kurban olurum benim. Oh hava da serin serin. Mis gibi. Bayağı yürüyeceğiz herhalde. Geldik arkadaşlar şu köşedeki kafede. Çok şükür bulduk. 5 dakika yürüdük. Sonunda geldik. Şirin. Elif geldik. Ya doğum günü çocuğu. Benim paşam. Benim güzel oğlum Alparslan'ın doğum günü çocuğu. Büyüyor meleğim. Büyüyor. Çok güzel olmuş. Oy kızım benim. Oy balım benim. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Meleğim. Nice güzel yaşların olsun inşallah. Sağlıkla. Meleğim. Meleğim. Aşkım. Sen de oynayacak mısın Elif Ada? Ne oldu Elif Ada? Ne oldu Elif Ada? Elif Ada. Elif Ada. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know. Tiki 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 Elif. 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 Tiki 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 Elif. Babası. Bak bak benim güzelime bak sen. Gidi 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 gidi
sırasına. Suratına bak, yerim seni. Yerim seni annem, yerim. Çenesinin altına yapana seviniyor. İyi ki doğdun Alparslan Bey. Hadi kızım. Hop. Alparslan. Doğum günün kutlu olsun Alparslan. Gerçek olsun Alparslan. Aşkım, iyi ki doğdun. Lay 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 lay. Think it's hard how we always wait another day. How we watch things a kiss walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away. Elbisemizi değiştirmeye geldik değil mi Elif? Kıyafetlerini getirmiştim ya da dışarısı esiyor. Hasta etmeyelim. Gülüverdi ama. Gülüverdi. Yakalayamadık. Gülüyordu bile. Hadi anneciğim gül bakalım, amca bir gül gülsün et görsün. Bir tane gül hadi. Hadi Elif. İyi. Evet. Hadi gül. Az sonra bir de. Güzel kızım benim. Maşallah görelim. Gülerim de. O kadar. Bir tane gül hadi. Yok gülüyor gülüyor. Ooo Tolga amcası ya. Oh benim canım. Bunlara bak şunları bunlara. Maşallah. Ha? Nereye geldik biz? Sen mutlu mu oldun? Ha balım? Çık çık. Oyna hadi. Oyna Elif Ada. Öldürdünüz mü beni? Size kim bakacak?
Ay Nezih'in kuzusu. Biz çıktık. Evimize gidiyoruz. Değil mi Elif Ada? 6 oldu mu aşkım saat? Annesinin kuzusu. Hoppa. Arkadaşlar şimdi biz çıktık. Evimize doğru gidiyoruz. Burada yürüyüş alanında bayağı da... Ha, birileri mi geliyormuş? Evet. Şarkıcılar geliyormuş, onları söylüyor. Şimdi biz evimize gidiyoruz. Güzel bir doğum günüydü. Çok da güzel oldu. Ben özellikle de gözlem de yaptım bir yerde. Elif Ada da gülüyor. Bakın Elif'inle biz, bakın ya. Allah izin verirse Elif Ada'nın doğum gününü de burada yapalım diye düşünüyoruz inşallah, nasip olursa. Denizin güzelliği. Nasip, konuşacağız biz de. Böyle arkadaşlar, eve gidiyoruz. Eve gidince de size inşallah aldıklarımı da gösteririm Elif Ada'ya. Ve Fatih'e babalar gününde ne aldık? Elif Ada ne aldı? Gösteririz. Gidelim şimdi. Yine görüşürüz evde. Arkadaşlar bu arada doğum günde şifalandım. Arı soktu. Oğuz hocamla birlikte buz falan koyduk, çamur koyduk. Şifalandığımı söyledi. Ben de şifa olduğumu düşünüyorum. Orada beni soktuysa. Evet, değil mi Elif Ada? Anneyi soktu ya arı. Şöyle biraz şey kaldı ama geçer o da inşallah. Burada bir yer yakaladık. Çok güzel pozlar yakaladık. Burada çekiliyoruz. Elif Ada. Elif Ada anneciğim. Balacığım. Arkadaşlar şimdi planlar değişti. Zeynep'le konuştuk. Zeynep'ler burada, Ekrem Coşkun var. Orada döner yiyeceklermiş. Balıkçıya mı gidelim, dönerciye mi? Böyle bir muhabbet döndü. Dönere gideceğiz arkadaşlar. Şimdi Ekrem Coşkun'a gidiyoruz. Zeynep'lerle birlikte oradalarmış. Birlikte bir ekmek arası yiyeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Ya Elif Ada, kendime inanamıyorum senin gözlüğünü unuttuğuma ya. Evet annem. Evet annem. Hadi gel. Yine biz. Selam. Hoş bulduk. Buluştuk. Ama orası bayağı esiyordu da. Biz, bizim neyimiz eksik? Arkadaşlar girdik oraya ama tavuk tantuni. Neydi, tavuk döner miydi? Tantuni gibi bir şeyi varmış Ekrem Coşkun. O kalmadığı için. Balıkçıya gidelim dediler. Şu anda yeniden bindik arabaya. Balıkçıya gidiyoruz. Balık hamsi yiyeceğiz galiba. Ve güzel bir yer varmış. Zeynep daha önce gidip beğendi. Oraya gidiyoruz şimdi. Geldik. İşte burada balıkçılar varmış arkadaşlar. Burada. Oraya geldik. Böyle bir yer yeni açılmış burası. Şuna bak şimdi. Şuna bir bak şimdi. Telefonu. Hoş bulduk. Ben de Konya altından sonra Kepez'deyiz deyince bize diyor zannettim. Biz de Konya altından geliyoruz. Kepez'e. Burak Bey, iyi günler. Ben şöyle geçireyim. Buradan seçip mi yapıyorlar zeminini? Bugün arkadaşlar, bugün gerçekten çok iyiymiş. Elif, sana da vereceğim anneciğim, tamam mı? Güzel bir yermiş Zeyno. Balıkçılar buralara gelmiş. Böyle. Tazecik burada alıp hemen yapıyormuş arkadaşlar. Değil mi Elif Ada? Elif. Elif. Çok iyi görünüyor yalnız. Yeşil de kalabilir miyiz? Değil mi? Hadi afiyet olsun bakın. Sana da vereyim mi Elif Ada? Buraya sana da vereyim mi? Yiyecek misin? Hadi sana da deneyeyim ben, tamam mı? Elif Ada'ya da yediriyorum bana. Al kızım. Al kızım. Hoppa. Evet diyorsun, aferin sana. Hadi kızım. Aferin. Aferin benim kızım. Neyse siz çıkmayın.
ısmarlayayım. Arkadaşlar biz eve geldik. Elif adamın üstünü değiştirdik. Elif adam hemen uyudu. Uyuyamamıştı çünkü dışarıda. Elim acıyor hala ama iyiyim. Hemen hızlıca neler aldım onları da gösterelim. Bunlar Elif Ada bugün kendi elleriyle veremedi ama anneciği verdi. Babasına dün hediye ettik zaten. Böyle bir tane beyaz bir tişört aldı Fatih. Sonrasında Fatih Babalar Günü hediyelerimiz bunlar. Biri Eymen'in adına, biri Amine'nin adına böyle polo yaka lacivert bir tişört. Bir de Elif Ada'nın adına böyle bir ayakkabı aldık arkadaşlar. Şöyle arkasında haki yeşil detayları var. Bunlar Fatih'in Babalar Günü hediyesi. Bayramda da giyer. Bayram zaten haftaya. Bu videoyu izlediğinizde bayram dönüş olacak belki ama inşallah beğenirsiniz. Sonra Elif Ada'ya hızlıca aldıklarımı göstereyim size. Çok beğendiklerim var içlerinde. Şöyle anahtarlık aldık bir tane. Kapıda kullanalım anahtarımızı diye. Elif Ada'ya böyle bir etek aldım. Şu mavi diye üzerine aldım. Bir de beyazla kombin yaparız diye. Şöyle göstereyim. Kolunda böyle güpür detaylar. Galiba bu sefer güpür detaylara takılmışım biraz. Sonra böyle yine beyaz etekle de giydirin diye. Yine güpürlü bir tişört. Böyle. Sonra yeşili. Yeşil bir elbise daha doğrusu. Bunun pembesini de Alpaslan'ın kardeşi Nefes'e aldım. Ona da hediye alayım diye. Sonra Elif Ada'ya böyle bir sarı tişört. Hepsi güpürlü. Bu beyazın sarısı arkadaşlar. Giyer minnoşum. Sonra bir de böyle kot ceket aldım. Yelek aldım. Bayıldım buna. O kadar güzel ki. Bakın böyle bir de kot yelek aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar Elif Ada'nın arkadaşlar. Gözlüğünü size göstereceğim diye bugün çantaya koymuştum poşete. Şimdi fırsatım olmadı gece ve gündüz. Unutmuşum o yüzden de poşette. Böyle bir gözlük o kadar güzel oldu ki Elif Ada'nın gözünde de görürsünüz inşallah. Böyle güneş ışınlarından koruyan bir gözlük alalım dedik. Çünkü Antalya'nın güneş gerçekten insanı çıktığı anda gözlerini yaşartıyor, yakıyor. Ya benim öyle oluyor Elif Ada'yı düşününce ona da aldık. Bir de ben kendime böyle şeyler aldım Elsi'den. Şöyle bir tane böyle çizgili, siyah beyaz çizgili bir tunik aldım arkadaşlar. Kotlarla giyerim böyle salaş seviyorum ben böyle giyinmeyi. Bunu aldım. Sonra bayram için daha denemedim bile. Böyle bir pantolon etek ve üstüne de abayası var arkadaşlar. Hem abayayı normal günlerde de giyerim hani kotun üstüne falan diye. Böyle bir de abaya aldım takım olarak. Şöyle göstereyim. Evet bu da üstü. Abayası şöyle. Sonra başörtü olarak da böyle açık renk hem de kahverengi detayları olan böyle bir şal aldım üstüne. İçine de tunik tişört aldım bir tane şöyle beyaz renkte yani kırık beyaz. Bu da içine tunik arkadaşlar. Bunları da kendime bayramlık aldım. Bir de Fatih'e böyle yine Elsi'den çoraplarını değiştirsin diye. Hem böyle patik çorap. Bu bir babet çorap mı? Şu babet çorap. Bu patik mi? Yok. Bu babet. Bu da patik çorap olarak. Böyle bir de Fatih çorapları aldık arkadaşlar. Alışverişimiz de böyleydi. Şimdi ben üzerimi değiştireceğim. Elimi yüzümü yıkayıp makyajımı yıkayacağım. Çünkü alışkın olmadığım için çok garip geldi. Ağırlık var gibi üstünde. Ve dinleneceğim. Sonrasında da çayımı demledim. Bir güzel içtikten sonra ütülerimi yapacağım. Yarın babamlar geliyor. O odayı toparlamam lazım. Bir an önce hala yapamadım çünkü süpürdüm ama toz alıp silmesi kalıp havlusunu açmak ve ütü yapmak bayağı da işim var. Neyse arkadaşlar inşallah videomuzu buraya kadar izlemişsinizdir. Bizim çok eğlendiğimiz doğum günü o kadar güzeldi ki bir meleğimizin doğum gününe eşlik edebilmek onur vericiydi. Çok mutlu olduk. Elif Ada pastasından bile yedi. Çok çok mutlu oldum. Sonrasında Zeynep'lerle buluştuk, yemek yedik ve evimize geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dualarınızı meleğimden eksik etmeyin. Etmezsiniz de biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.